Merhaba arkadaşlar. Ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bu videomuzda mutlak değerli eşitsizlikler konumuzu anlatacağız ve bunlarla ilgili kazanın testlerini çözeceğiz. Öncelikle A ve B pozitif reel sayı olmak üzere. Yani bu kurallar buradaki A ve B'nin pozitif reel sayı olmasında geçerli. Şurada verilen sayı negatif olursa bu kuralı uygulamayacağız arkadaşlar. Buradaki sayı negatifse uygulamayacağız. Negatifse ne yapacağımızı soru üzerine zaten anlatacağım. Bu kurallar pozitifse geçerli. Peki mutlak değerli bir ifade A gibi pozitif bir sayıdan küçükse ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki mutlak değerin içerisindeki x bu sayının eksilisi ile artılısı arasındadır. Yani eksilisinden büyük artılısından küçüktür diyeceksiniz. Eğer burada eşitlik yoksa yani şu çift çizgi yoksa bunlarda da bu çizgi burada olmayacak. E gelelim ikincisine. Mutlak değerli bir ifade eğer pozitif bir sayıdan büyükse bu durumda diyeceksiniz ki mutlak değerin içerisindeki x bu sayının artılısından büyüktür ve bu sayının eksilisinden de küçüktür. Artılısından büyük, eksilisinden küçük. Yine burada eşitlik olduğu için buralarda da eşitlik olmalı. Eğer eşitlik olmasaydı buralara eklemeyecektik. Eğer mutlak değerli bir ifade pozitif iki sayının arasında size verilmişse yapacağınız şey şu birinci olarak. Diyeceksiniz ki mutlak değer içerisindeki x bu artı a sayısı ile artı b sayısının arasındadır. Birinci olarak artıların arasındadır. İkinci olarak eksilerinin arasında olacak. Peki eksilerin arasında nasıl olur? Şimdi eksi B daha küçük olacağı için eksi B haliyle alt sınır olacak. Eksi A da daha büyük olduğu için bu da üst sınır olacak. Soru üzerinde bunları yine anlatacağız. Daha da iyi pekişecek. Şimdi hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. 11 numaralı kazanın testimizin ilk sorusunda bakıyoruz. Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan küçük. Neydi kuralımız? Demek ki mutlak değerin içerisindeki 3x-5 artık bakın mutlak değeri kaldırıyoruz. Bu sayının, şu pozitif sayının Eksilisi ile artılısı arasında olacak. Eksilisinden büyük, artılısından küçük olmalı. Şimdi eşitsizlikler konumuzu öğrenmiştik. Böyle bir eşitsizlik nasıl çözülüyordu? Öncelikle x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. x'i yalnız bırakmak için şu eksi 5'ten kurtulmamız gerekiyor. Öyleyse her tarafa artı 5 ekleyerek önce eksi 5'ten kurtuluyorum. Bir eşitsizliğin her tarafına aynı sayı eklememizde hiçbir sakınca yoktu. Eklersek burası eksi 2 olur. Burası 3x olur. Burası da 12 olur. Daha sonra her tarafı 3'e bölüyorum ki x'i yalnız bırakayım. Çünkü bir eşitsizliği pozitif bir sayıya bölebiliyorduk. Ama negatif bir sayıya bölersek her tarafını eşitsizlik yön değiştiriyordu. Fakat burada pozitif bir sayıya böldük. Öyleyse burada eksi 2 bölü 3 kaldı. Buradaki 3'ler gitti x kaldı. 12'yi de 3'e bölersek burada da 4 kaldı. Bakın burada eşitlik olsaydı buralarda eşitlik ekleyecektik. Fakat eşitlik olmadığı için hiçbirine eşitlik eklemiyoruz. Şimdi bu aralıktaki doğal sayıları bizden istemiş. Eksi 2 bölü 3 demek yani eksi 0.6 gibi bir şey. Dolayısıyla eksi 1 olmaz bu aralıkta. Sıfır olur en küçük. Sonra 1 olur. Sonra 2 olur doğal sayı olarak. Sonra 3 olur. Zaten doğal sayı dediği için negatifleri alamazdık. Kaç tane doğal sayı değeri var? Cevabımız 4 tane olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Yine mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayıdan küçükse mutlak değeri kaldırıyoruz. Diyoruz ki mutlak değerin içerisindeki 2x eksi 1 bölü 3. İşte bu pozitif sayının eksilisi ile artılısı arasında olmalı. Ama burada eşitlik olduğu için her ikisine de eşitliğimizi ekliyoruz. Amacımız x'i yalnız bırakmaktı. Önce paydadaki 3'ten kurtulmak için hepsini 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı diyorum. Hem bunu hem bunu hem de bunu 3 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarptığımda x 12 olur. Ee, sağ taraftakini 3 ile çarparsam artı 12 olur. Ortayı 3 ile çarparsak arkadaşlar sakın 3'ü bunun üzerine dağıtmaya kalkmayın. Çünkü amacımız zaten paydadaki 3'ten kurtulmaktı. Biz bunu 3 ile çarparsak bu 3 ile bu 3 sadeleşir. Geriye 2x 1 kalır. Paydadaki 3'ten kurtulmuş olduk. Şimdi eksi 1'den kurtulmak için her tarafa artı 1 ekliyorum. Buraya artı 1 ekledim. Buraya artı 1 ekledim. Buraya artı 1 ekledim. Sonuçta burası ne oldu? Eksi 11 oldu. Orta kesimimiz ne oldu? 2x oldu. En üst taraf ise 13 yaptı. Şimdi x'i yine yalnız bırakmak için 2'ye bölüyorum. 2 pozitif olduğu için de buna dikkat ediyorum. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek negatif bir sayıya bölseydim eşitsizlik yön değiştirecekti. Burada x kaldı. Burada da 13 bölü 2 kaldı. Bu aralıktaki tam sayıların toplamını bizden istemiş. Tam sayı dediği için negatif de olabiliyordu. Şurası eksi 5 buçuk bakın 11'in yarısı eksi 5 buçuk. Eksi 5 buçuktan büyük eksi 5 var. Ve sonra eksi 4 var. Sonra eksi 3 var. Böyle gidiyor. Hadi yazalım eksi 2 eksi 1. Sonra artı 0 sonra artı 1 sonra artı 2. 13 bölü 2 de 6 buçuk olduğu için 6'ya kadar gideceğiz. 4, 5 ve 6'yı da alırız. Görüldüğü gibi bu eksi 5'ten artı 5'e kadar olanlar toplandığında 0 yapacağı için geriye kala kala sadece 6 kalacak. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda mutlak değer içerisindeki 4 x küçük eşittir 0 denmiş. Şimdi arkadaşlar o kural bizim öğrettiğimiz bugünkü kurallar burası pozitif bir sayı olsaydı geçerliydi. Peki burada bir 0 verilmiş. O zaman ne yapacaksınız? sıfırdan küçük olabilir mi mutlak değerli bir ifade? Olamaz. Mutlak değerli bir ifade negatif olamaz arkadaşlar. En küçük olsa olsa sıfır olabilir. Öyleyse biz de bunun sıfır olma ihtimalini düşüneceğiz. Çünkü sıfırdan küçük olamıyor. Burada eşitlikle verildiği için sıfır olma ihtimalini düşüneceğiz. Burası nasıl sıfır olur? Mutlak değerin içi sıfır olduğu zaman. O zaman x de 4 olmalı. Eksi x'i karşıya geçirirsek x de 4 bulunur. Yani çözüm kümesinde sadece 4 olmalı. Cevabımız o yüzden C seçeneği. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen termometrelerden mavi olan arızalı olduğu için ortamın sıcak gerçek sıcaklığını 10 santigrat dereceye kadar farklı ölçmekteymiş. Yani diyelim ki ortamın sıcaklığı 1 santigrat derece ise bu 10 dereceye kadar farklı ölçüyorsa en fazla 11 derece ölçer. En az ne ölçer? Eksi 9 derece ölçer. Değil mi? 10 derece farklı. Ya 10 derece düşük ya 10 derece fazla ama arada da ölçebiliyor. Mantığı bu. Ama en fazla 10 derece farklı ölçüyor. Buna göre doğru ölçüm yapan kırmızı termometrenin gösterdiği x değerini ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çözümümüze geçersek arkadaşlar bu doğru termometrenin ölçtüğü sıcaklık yani x derece ölçmüş yanlış termometre eksi 8 derece ölçmüş. İkisi arasındaki fark en fazla 10 olabilir. En fazla 10 olabilirse bundan bunu mu çıkarttığımızda 10 olacak yoksa bundan bunu mu? O yüzden mutlak değer kullanacağız. İkisi arasındaki farkı bulmak için x'ten eksi 8'i çıkartıyorum. İkisi arasındaki fark 10'dan küçük olmalı ama mutlak değerce 10'dan küçük olmalı. Peki ona eşitlik var mı? Evet 10 dereceye kadar dediği için 10'da ölçebiliyormuş ikisi arasındaki farkı. Hani şunu da yapmak gerekmesin diye hani eksi 8'den de x'i çıkartıp bir daha aynı şeyi tekrar yapmamak için mutlak değer kullandık. Buradaki iki tane eksi yan yana geldiği için bizim çözmemiz gereken soru mutlak x artı 8 küçük eşittir 10 eşitsizliğini çözmemiz gerekiyor. Mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayıdan küçükse mutlak değeri kaldırıyorduk. Mutlak değerin içerisindeki x artı 8 diyorduk. Eksi 10 ile artı 10 arasında olmalı. Burada eşitlik olduğu için buralara da eşitliğimizi ekledik. Sonra eksi yalnız bırakmak için buraya eksi 8, buraya eksi 8, buraya eksi 8 ekledik. Taraf tarafa topladığımızda Burası eksi 18 oldu. Burası x oldu. Burası da 2 oldu. Demek ki x eksi 18 ile 2 aralığında olmalı. Ama bizden zaten bunu istememiş. Bizden şurayı bulup bırakmamızı istemiş. Şıklarda bakın. x artı 8 küçük eşittir 10. E seçeneği doğru cevap olmalı. Geçelim arkadaşlar. 12. kazanım testimizin birinci sorusuna. Bakıyoruz mutlak değeri bir ifade herhangi bir pozitif sayıdan büyük. Yani bu da yine bizim özelliğimizle ilgili. Fakat şu paydadaki 2'den kurtulmak için öncelikle her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Çünkü bir eşitsizlik sorusunda her iki tarafı negatif bir sayıda çarpıp çarpmadığımıza dikkat edecektik. İşler dışlar çarpım yapmayacaktık. Buradaki 2'den kurtulmak için her iki tarafı artı 2 ile çarpıyorum. O zaman bu ikiler sadeleşiyor. Bu tarafta mutlak x 3 kalıyor. Karşı tarafta ise 6 kalıyor ve eşitsizlikte yön değiştirmiyor pozitif bir sayıyla çarptığım için. Şimdi mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan büyükse kural neydi? Mutlak değerin içerisindeki x eksi 3 yani mutlak değer artık yok. Ya bu sayının artılısından büyüktü ve bu sayının eksilisinden de küçüktü. Mutlak değerin içerisindeki x eksi 3 bu sayının eksilisinden de küçüktü. Burada eşitlik olduğu için bunlara da eşitlik ekliyoruz. Bunu bulmak için x 3'ü karşıya geçirdim. x büyük eşittir 9 çıktı. Bunu bulmak için x 3'ü karşıya geçirdim. x küçüktür eksi 3 çıktı. Yani sarı do sayı doğrusuna göstermek istersek 9'dan büyük sayılar. Yani şurası çözüm kümesi. Bir de bir de eksi 3'ten küçük sayılar. Şurası eksi 3 X3 olsun. Eksi 3'ten küçük sayılar da çözüm kümesi. Veya bunları aynı sayı doğrusu üzerinde göstermek istersek şu şekilde. 9'dan büyük sayılar. Şurayı tarıyoruz. Şurası 9. Bir de eksi 3'ten küçük sayılar. Şurayı da kalın gösteriyoruz. Burası bizim çözüm kümemiz. Çözüm kümesi şöyle de gösterilebilir. 9'da sonsuz aralığı mesela burada var. Bir de eksi 3 ile eksi sonsuz aralığı burada var. Cevabımız o yüzden E seçeneği olmalı. Ama yine de ben bir üçüncü gösterili şekli daha yapayım. Tüm reel sayılardan şuradaki sağlamayan bölgeyi çıkartırsak yine bize çözüm kümesini verir. Öyleyse tüm reel sayılar eksi, eksi 3, 9 aralığı 3 ve 9 çözüm kümesine dahil olduğu için çıkartılan bölgeye dahil olmayacak. Geçelim diğer sorumuza. Yine mutlak değerli bir ifade. Yine pozitif bir sayıdan büyük. O zaman neydi kuralımız? Mutlak değerin içerisindeki 4 eksi x bölü 3. Bu sayının artılısından büyük. Ve bir de mutlak değerin içerisindeki 4 eksi x bölü 3. Bu sayının eksilisinden küçük. Bunu çözebilmek için paydadaki 3'ten kurtulmak istiyorum. Her iki tarafı 3 ile çarptım. Her iki tarafı 3 ile çarptığımda bunlar sadeleşti. Burada 4 eksi x kaldı. Burada 6 kaldı. Eksi x'i karşıya geçirdim artı olsun diye. 4, 6'yı da karşıya 6 olarak geçirirsem 4 eksi 6'dan burada da eksi 2 çıkacak. Demek ki x eksi 2'den küçük çıktı. Gelelim ikinci eşitsizliğimize. Yine her iki tarafı 3 ile çarpıyorum paydadaki 3'ten kurtulmak için. Bunlar sadeleşti. Burada 4 eksi x kaldı. Pozitif bir sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmedi. Yine x'i pozitif yapmak için karşıya geçirdim. Artı x oldu. Eksi 6'yı karşı artı 6 olarak geçirdim. Buradan da x 10'dan büyük çıktı. Demek ki çözüm kümemizi şöyle düşünürsek 10'dan büyük sayılar yani şurası çözüm kümesi Bir de eksi 2'den küçük sayılar bir de şurası çözüm kümesi Fakat eksi 2 dahil değil yuvarlağın içi boş. 10 da dahil değil yuvarlağın içi boş. Şimdi bakın eşitsizliğimi sağlayan en küçük pozitif tam sayı diyor. Pozitifler burada. Öyleyse buradaki sağlayan en küçük ne var? 11 var. Bunu yazalım. Sonra eşitsizliğimizi sağlayan en büyük negatif. Negatifler burada. Buradaki en büyük tam sayımız da eksi 3. Bu ikisinin toplamını bizden istemiş. Cevabımız 8 olmalı. Yani C seçeneği. Geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Yine mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyük ama bu defa pozitif verilmemiş. O zaman kuralımız geçerli değil. Ne düşünüyorduk? Şimdi mutlak değerli bir ifade e zaten devamlı sıfırdan büyük çıkar değil mi? Hiç negatif çıkmaz. X yerine ne yazarsanız yazın. Ya sıfır çıkar, en küçük sıfır çıkar ama genelde pozitif çıkar. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi ne diyeceğiz? Tüm reel sayılar diyeceğiz. X yerine ne yazarsak yazalım. Ya sıfır çıkar ya da sıfırdan büyük çıkar. Dolayısıyla burada sıfıra eşitlik de verildiği için cevabımız Bursa olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Mutlak değerli bir ifade eksi 2'den büyük olmasını istemiş bizden. Yine bizim formülümüz veya kuralımız pozitif sayılarda geçerliydi. Burayı negatif vermiş. O zaman yine düşünüyoruz. Bu mutlak değerli ifade 5 2x. x'lerine ne yazarsan yaz zaten sıfırdan büyük çıkacak veya en fazla düşük en düşük çıksa bile sıfır çıkacak. Dolayısıyla -2'den her halükarda yukarıda büyük olur. Cevabımız tüm reel sayılar olacak. Yani x'lerine ne yazarsan yaz, istersen 100 yaz, istersen -100 yaz. Her halükarda yukarıda -2'den büyük çıkar. Evet geçtik arkadaşlar 13 numaralı kazanım testimizin ilk sorusuna. Burada x'in aralığı verilmiş. Burada da mutlak değerli bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre a ve b'yi bulmamızı bizden istemiş. Şimdi bu mutlak değerli eşitsizliği çözeceğiz. Yani x'in alt sınırını ve üst sınırını bulup buradaki eksi 2'ye ve 8'e eşitleyeceğiz. Nasıl? Hemen beraber yapalım. Şimdi mutlak değerli bir ifade. Bir sayıdan küçükse. Kuralımız neydi? Mutlak değeri kaldırıyorduk. Mutlak değerin içerisindeki x artı a diyorduk. Bu sayının eksilisi ile artılısı arasında diyorduk. Fakat burada eşitlik olduğu için buralara da eşitliğimizi ekliyorduk. Sonra x'i yalnız bırakmak için yanındaki artı a'dan kurtulmamız gerekiyor. Buraya eksi a ekliyorum. Eşitsizlik bozulmasın diye buralara da eksi a ekliyorum. Ve taraf tarafa topladığımda burası eksi b eksi a yaptı. Ortası x yaptı. Üst sınırımız ise b eksi a yaptı. İşte biz x'in aralığını bulduk. E bize de ya yani en başta x'in zaten aralığını vermişti. E, demek ki bakın x eksi 2'den büyük eşit ya. Demek ki burası eksi 2 olmalı. Üst sınırımız ne? 8. O zaman bizim de üst sınırımız 8 olmalı. O zaman burada iki bilim yani iki tane denklem. Bakın b eksi a 8 olmalı. Bir de eksi b eksi a eksi 2 olmalı. Biz bu iki denklemi taraf tarafa topladığımızda artı b ile eksi b yok olur. Eksi a ile eksi a da eksi 2 a olur. Eşitliğin karşı tarafı taraf tarafa toplanırsa 6 olur. a'yı bulabilmek için her iki tarafı eksi 2'ye böleriz. Eksi 2'ler gider. a yalnız kaldı. Artı 6'nın eksi 2'ye bölümü de bize eksi 3'ü verir. Şimdi a'yı bulduktan sonra bunu denklemlerden birine yazıp b'yi bulacağız. Mesela üstteki denklemimiz neydi? b eksi a eşittir 8'di. Buradaki a yerine eksi 3 yazalım. b eksi sonra a'yı sildim yerine eksi 3 yazdım. Eşittir 8 olmalı. 2 tane eksi yan yana gelince burası artı 3 oldu. Sonra bu 3 karşı eksi 3 olarak geçerse de b 5 bulunur. Bizden istediği neydi peki? a ile b'nin çarpımı. Çarpalım a ile b'yi. Eksi 3 çarpı 5'ten cevabımız eksi 15 olmalı. Yani a seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. Yine aynı türden bir soru. Bize x'in çözüm kümesini vermiş aslında burada. Biz de aşağıdaki mutlak değeri kullanarak çözüm kümesini bulacağız. Sonra alt sınır alt sınıra, 3 sınırı da üst sınıra eşitleyerek m ve n'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi bakalım mutlak değeri eşitsizlik nasıl bir eşitsizlik? Mutlak değeri bir ifade bir sayıdan küçükse yapmamız gereken neydi? Mutlak değeri kaldır. Mutlak değerin içerisindeki x eksi m bu n sayısının eksilisi ile artılısı arasında olacaktı. Ve burada eşitlik olmadığı için bunlara da eşitlik eklemedik. X'i yalnız bırakabilmek için buraya artı M eklemem lazım. Öyleyse hepsine M ekliyorum eşitsizlik bozulmasın diye. Ekledim M'yi hepsine. Burası ne olur? M eksi N olur. Ortası X olur çünkü M'ler gitti. Üst sınırımızda N artı M oldu. Şimdi bize bakın üst sınırı 11 vermiş. Öyleyse burayı 11 eşitleyeceğiz. Alt sınırı da eksi 7 vermiş. Burayı da eksi 7'ye eşitleyeceğiz. Eşitleyelim n artı m eşittir 11. m eksi n eşittir eksi 7. Yine taraf tarafa topladığımızda bilinmeyenlerden bir tanesi yok oluyor bakın. N'ler yok oldu. M, m daha 2m yaptı. Karşı tarafı toplarsak 4 yaptı. m'yi bulabilmek için her iki tarafı 2'ye böldük. 2'ler gitti. m eşittir 2 bulundu. m bulunduktan sonra bunu denklemde yerine yazacaktık. Hangisine yerine yazalım? Üstteki denklemde örneğin. n ile m'nin toplamı 11. Ve biz M'yi 2 bulduk. M'yi silip yerine 2 yazıyorum. Sonra 2 karşıya eksi 2 olarak geçerse de N 9 bulundu. Bizden bu ikisinin toplamını istemiş. Toplayalım. M artı N eşittir 9 artı 2'den 11. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim hemen 3. sorumuza yine aynı türden bir soru. Bakın bize... E çözüm kümesini vermiş. Yani x'in aralığını vermiş. Biz üstteki mutlak değerli eşitsizlikten yine çözüm kümesini bulup alt sınırları ve üst sınırları eşitleyeceğiz. Hemen yazalım mutlak değerli eşitsizliğimizi. x artı a bölü 2 büyük eşittir b'den. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyükse mutlak değerin içerisindeki x artı a bölü 2 bu sayının artılısından büyük diyorduk. Ve mutlak değerin içerisindeki x artı a bölü 2 bu sayının eksilisinden de küçük diyorduk. Şimdi 2 ile çarpalım her iki tarafı. Hem burayı 2 ile hem burayı 2 ile çarparsak paydadaki 2'den kurtuluruz. Ve pozitif bir sayıyla da çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmez. Sonra da a'yı karşıya geçirirsek x büyük eşittir 2b eksi a bulunur. Burada da yine her iki tarafı 2 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirmez ve paydadaki 2'den kurtulmuş oluruz. x artı a küçük eşit eksi 2b yapar. Sonra a'yı da karşıya geçirdiğimizde eksi 2b eksi a yaptı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. x 2b eksi a'dan büyükse demek ki alt sınırımız 2b eksi a burası eksi a. 2b eksi a'dan sonsuza kadar. Yani şurası olmuş oluyor bakın. 5'ten sonsuza kadar. Ha, demek ki buradan 2b eksi a'nın 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. Diğerine bakalım. x eksi 2b eksi a'dan küçükse de x'in aralığı eksi 2b eksi a'dan eksi sonsuza kadar olmuş olur çözüm kümesi. İşte o da burası olmuş oluyor. Yani şu eksi 2B eksi A da buradaki eksi 1'e eşit olmalı. Sonra bunları taraf tarafa topladığımızda artı 2B eksi 2B'yi götürür. Eksi 2A eşittir 4 yapar. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek A'yı bulabilmek için. Eksi 2'ler gitti. Burada A kaldı. Artın eksiye bölümü eksi. 4'ün 2'ye bölümü de 2 yapacaktır. Şimdi A'yı bulduk. A'yı yerine yazıp B'yi bulacağız. Öyleyse üstteki denklemi aynen yazıyorum. Alttaki de olur ama hangisi işinize geliyorsa, hangisi daha kolaysa onu kullanmak lazım. Eksi yazdıktan sonra A yerine eksi 2 yazıyorum ve 5'e eşitliyorum. 2 tane eksi yan yana geldi. Burası artı oldu. Sonra bu 2'yi karşıya geçirdim. B'yi yalnız bırakmak için eksi 2 olarak. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Sonra her iki tarafı da 2'ye böldüm. B'yi bulabilmek için. B eşittir 3 bölü 2 bulundu. Bizden istediği AB ikilisiydi, yani eksi 2'ye şu birincisi eksi 2, ikincisi de 3 bölü 2 olan şık D seçeneğinde mevcut. Geçelim arkadaşlar son sorumuza. Yine aynı türden bir soru. Mutlak değerli bir ifadenin eşitsizliğini çözüp m ile n'li alt sınırı üst sınırlar bulacağız. Buradaki eksi 6'ya ve 14'e eşitleyerek m ve n'yi elde etmeye çalışacağız. Mutlak değerli ifade. Hemen yazalım. Mutlak değerli ifade. Bir pozitif sayıdan büyükse mutlak değerin içerisindeki 2x artı m diyoruz. Bu sayının artılısından büyüktü. Ve bu sayının eksilisinden de küçüktü. Daha sonra m karşıya eksi m olarak geçerse amacımız x'i yalnız bırakmak çünkü. n eksi m olur. Bir de her iki tarafı 2'ye bölersek o zaman x n eksi m bölü 2 bulunur. Yani x n eksi m bölü 2'den büyükmüş. Şurası olmuş oluyor. Hani x 14'ten büyük ya burası. 14'te son sıralı olduğu için buranın 14 olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim buna. Ee, amacımız x'i yalnız bırakmak. Dolayısıyla m'yi karşıya gönderdim. Eksi m olarak geçti. Bir de yanında eksi n var. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüm. O zaman x küçüktür. Eksi m Eksi n bölü 2 yaptı. X nereden küçük bak? Eksi 6'dan küçük. Demek ki burası da eksi 6 olmalı. Şurası eksi 6 olmalı. Yazalım. N eksi m bölü 2 14 ise arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpım yaparsak n eksi m'yi 28 buluruz. Şimdi diğerini yazalım. Eksi m eksi n bölü 2 eğer eksi 6 ise burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda Eksi m eksi n'yi de eksi 12 buluruz. Peki taraf tarafa topladığımızda yok olanlar var mı? Var. Artı n ile eksi n yok olur. Eksi m eksi m daha. Eşitsizliğin sol tarafı toplandığında eksi 2 m yapar. Sağ taraflarını toplarsak 16 yapar. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek m yalnız kalır. Ve artın eksiye bölümü eksi 16'ın da 2'ye bölümü 8 yapacaktır. M'yi bulduktan sonra bunu mesela üstteki denklemde yerine yazalım n eksi m. m yerine de eksi 8 yazıyorum. Ve 28'e eşitliyorum. Burada iki tane eksi yan yana geldiği için artı 8 oldu. 8 de karşıya eksi 8 olarak geçerse n 20 bulundu. Buradaki m ile n'nin toplamı o zaman ne yapacaktır? 20 ile eksi 8'i toplarsak bu da 12 yani e seçeneği yapacaktır. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.